İnşası devam eden 2023 Expo projemiz Arasa Kültür Meclisi, idari bina, göl alanı, park bahçe lojistik alanları, kiosk, tuvalet, luna park, aqua park, kelebek ve uğur böceği müzesi, hobi evleri ve altyapı olmak üzere mahalle listesi sayabiliriz. Bunlar içerisinde gerçekleşme olarak Arasa Kültür Merkezimiz, içerisinde bulunduğumuz merkezin %90'ını tamamlanmış olup bir kısım ikmal inşaatları önümüzdeki günlerde devam edecektir. İdari binamız Expo Yönetim Merkezi olup hangar ve idari binadan ofislerden oluşmakta olup %90'ı tamamlanmaktadır. Göl alanımız Kristal Lagun, bölgenin ve Türkiye'nin tek Avrupa'nın en büyük lagunu 68.700 metrekare olan lagunumuz %90 inşaat tamamlanmış, makine dairesindeki montaj çalışmaları devam etmektedir. Park, bahçe, lojistik alanlarımızda altyapı çalışmaları ve rekreasyon alanının ihaleleri tamamlanmış. Baharla beraber yağış döneminin sona geldiğimiz şu günlerde başlayıp Haziran ayının sonuna kadar tamamlayacağız. Kiosk ve tuvaletler, 4 adet kiosk ve tuvaletlerimizin fiziksel olarak %90'ı tamamlanmış, sadece çevre düzenleriyle beraber inşaat kısımları tamamlanacaktır. Luna Park, Aqua Park, bölgenin en büyük Luna Park ve Aqua Park alanı olan 84 bin metrekare alan üzerine kurulu alanımız, soft play dediğimiz kapalı alan tamamlanmış. Fiziksel olarak inşaatı %50 seviyesinde, ancak makine parkı olarak imalatların %80'i tamamlanmış, montaj çalışmaları önümüzdeki günler başlanacaktır. Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi inşaatta %50 seviyesinde olup çelik çatı işlemlerinin tamamı kapatılmış, cam ve içerideki kapalı mekanlarda inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hobi bahçesi 105 adedi şu anda tamamlanmış. Toplam 284 adedin 105 tanesi %40 seviyelerinde tamamlanmıştır. İnşaat devam ediyor. Armatör ve aydınlatma ile ilgili ihalemiz önümüzdeki günlerde başlanacak ve en kısa sürede Haziran gibi tamamlanacaktır. Yapımı planlanan Expo projesi içerisinde yer alan 15 bin kişilik konferans ve rekreasyon alanı içerisindeki amfiteyatro alanı, kafe, restoranlar, yaşam alanları, konferans, Expo kulesi, bunların tamamı da projesi, avant projesi bitirilmiş. Animasyonunu biraz önce izlediğiniz proje kapsamında 2019'un son aylarına doğru ihale uhdesinde projesi gerçekçi olup 2023 yılının Ocak-Şubat aylarında nihayete erdirilecektir. Bu kapsamda inşaatı devam eden projelerimizin sizin değerli katkılarınızla inşallah Haziran-Temmuz ayında birinci kısmı açacak olup 2022'nin Ağustos-Eylül aylarında da Expo 2023 projesini açmayı planlamaktayız. Saygılarımla arz ederim. Bir dönemin sonunda tekrar bir aradayız. Hemen öncelikle bu 5 yıldan bu yana yaptığımız hizmetlerin hemen tümünde emeğiniz var, gayretiniz var. Bugün içinde bulunduğumuz bu projenin de gerçekleşmesinde, realize edilmesinde hep katkı sağladınız, emek verdiniz. Biraz sonra arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz proje ilgili size bilgi verecekler. Ben en azından bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden dolayı, değerli katkılarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki beraber çalışmaya devam edelim, ama şunu açık ve net olarak söyleyelim. Bugüne kadar beraber çalıştığımız arkadaşlarım, bu belediye her zaman açıktır. Ve bu belediye her zaman sizlerin değerli katkılarına değer verecektir, ihtiyacı da vardır. Ne zaman ki bizim çalışmalarımıza bir katkı sunacak olursanız her zaman yanınızdayız, her zaman beraberiz inşallah. Bugünkü yemeğimizi bizim belediyemizin yemekhanesinden arkadaşlarımız hazırladı. Sadece
sadece tatlıyı ve dondurmayı Mado ikram olarak gönderdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Umarım yemeklerimizi beğenmişsinizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu kabil projeleri Kahramanmaraş'a değer katacak. Kahramanmaraş'ı daha üst liglere taşıyacak. Bir başka ifadeyle Kahramanmaraş'ımızın tanıtımını, ekonomisini, geleceğini çok daha iyi noktalara taşıyacak projeler üretmek noktasında inşallah gene beraber oluruz. Bu noktada her zaman düşüncelerinize, fikirlerinize, katkılarınıza açığız. Günler çabuk gelip geçiyor doğrusu. 5 sene bir de vakti başlamış, bir de bakmış ki bitmişiz. Ama her şeyin bir başı sonu var. Bütün komisyonlarda arkadaşlarımız gayret ettiler gerçekten. 13 Şubat Belediye'mizin hizmetlerini insanlarımıza ulaşmada, onlarla hemhal olmada komisyonlarımız aracılığıyla sizler aracılığıyla gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıldı. Neredeyse ulaşmadığımız, dokunmadığımız bir kesim kalmadı. 13 Şubat Belediye'mizin de elhamdülillah sizlerin sayesinde kamuoyundaki algısı iyi noktalarda. Başladığımız günden daha iyi noktalarda Allah'a şükür. Daha da iyi noktalarda olacaktır inşallah. Yeni çalışma arkadaşlarımızla beraber inanıyorum ki 13 Şubat'ımızı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ama bu son ürettiğimiz proje, yani Expo 2023 projesi, belki Kahramanmaraş'ın tarihinde bir defa daha üretilemeyecek bir proje. Kahramanmaraş'ın tarihine, geleceğine, tanıtımına, ekonomisine başka bir projeyle ya da birkaç projeyle veya ya da onlarca projeyle ulaşamayacağımız bir proje. Bir defa daha ben inanıyorum ki geçmişte yaptığımız gibi, içme suları gibi ve başka projelerimiz gibi bu defa bir dünya projesi üretmek sizlere, bizlere nasip oldu Allah'a şükür. Bu dünya projesinde yakın bir zamanda inşallah yavaş yavaş buradaki projelerimizi açmaya başlayacağız. Önemli bir kısmını tamamlıyoruz. Biraz sonra arkadaşlarımız dediğim gibi açıklayacak. Altyapı projelerimiz aşağı yukarı bitti. Yani elektriği, suyu, kanalizasyonu bitti. Çevre düzenlemesini zaten arkadaşlarımız yapıyorlar proje kapsamında. Bir tek aydınlatmamız kaldı. Biraz sonra inşallah göreceksiniz. Uğur Böceği ve Kelebek Müzemizin belli inşaatı belli bir noktaya geldi. Aqua Parklar, Luna Parklar belli bir noktaya geldi. Hobi evlerimiz aşağı yukarı yapılıyor. Ve diğer projelerimiz de inşallah bu süreç içerisinde yavaş yavaş yapacağız. Ama gerçekten böyle yüzlerce trilyonlarla ifade edilebilecek bir projeyi bir belediyenin yapması gerçekten önemli bir olay. İnşallah daha güzel projeler üretiriz diye temenni ediyorum. Bir defa daha hepinize bugünkü davetimizi icabet edip bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum.